Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını, ona gelen tepkileri, ona yapılan çağrıları sık sık haberleştiriyoruz, getiriyoruz ekranlarınıza. Ama bu kez biraz farklı bir çağrı var Bakan Nebati'ye yapılan, soyadını değiştir diye bir çağrı. Çünkü çağrıyı yapan ismin soy ismi de Bakan Nebati ile aynı. 'Beni rencide etti, yuvamı yıktı. Bakanlık ünvanını kullanarak benimle uğraştı. Bu sözlerin muhatabı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Kuzeninin oğlu Kenan Nebati ile arasındaki husumet yıllardır devam ediyor. İki isim tekrar mahkemelik oldu. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Bakan Nebati, Kenan Nebati'ye soyadını değiştir dedi. Kenan Nebati bunun üzerine Nurettin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde maddi ve manevi zarara uğradığını belirtti. Bakan Nebati tarafından kendisine iftira atıldığını, suçlandığını ve bu nedenlerle 5 milyon lira zarara uğradığını iddia eden Kenan Nebati, beni mağdur etti ve toplumda rencide etti. Yuvamın yıkılmasına sebep oldu dedi. Piyasada işler elhamdülillah iyi. Şikayet dilekçesinde can güvenliğinin olmadığını kaydeden Kenan Nebati, beni mağdur etti. Dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattım. Derdimi anlatamadım. Halen üzerime gelip bakanlık unvanını kullanarak benimle uğraşacağına, ekonomiyle ilgilensin ifadelerini kullandı. Kenan Nebati, Nurettin Nebati bakan olduktan sonra ekonomi hainlerin elinde Pensilvanya'ya çalışanlara emanet edilmiş notuyla Nurettin Nebati'nin Fethullah Gülen'le aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşmıştı. İki isim bu paylaşımdan sonra da mahkemelik olmuştu.